Radatech Smart Gun. Ekranda gördüğünüz silah savaş esnasında kaybolsa bile sahibine karşı kullanılamayacak bir silah türüdür. Bu patentli akıllı kilitleme sistemi sayesinde mümkün. Tabanca kola veya gizli olan ayak bileğine takılabilen kayışlarla birlikte çalışır. Akıllı sistem bileziğin deri ile temas ettiği yeri takip ederek tabancayı buna göre kilitler veya kilidini açar. Akıllı silahın ek bir avantajı tek bir kullanıcı veya bir grup insan tarafından kullanılmak üzere yeniden yapılandırılabilmesidir. FLIR First Look. FLIR First Look, operatörün zarar gelmesine izin vermeden anında durumsal farkındalık, sürekli gözetim ve tehlikeli maddelerin araştırılmasını sağlayan, atılabilir, dayanıklı bir robottur. First Look, diğer robotların yaklaşamadığı veya manevra yapamadığı işlemleri anında gerçekleştirmenize olanak tanır. Bu sağlam ve hafif robot herhangi bir yapıya takılabilir ve operatörlere herhangi bir alana girmeden önce görsel, işitsel ve duyusal geri bildirim sağlar. Yuvarlanırken robot küçük engelleri, bordürleri aşar ve yerinde döner. 3 kilogram ağırlığındaki First Look, 5 metre yükseklikten betona düşmeye dayanıklıdır ve 17.8 cm'ye kadar olan engelleri aşabilir. First Look, 4 renkli kameraya yakınlaştırma ve aydınlatmanın yanı sıra sesle çalışma becerisiyle bütünleştirir. Opsiyonel, güçlü sensörleri mevcuttur. Keltec P50. Bu silah, bir bilim kurgu filminden bir sahne gibi görünse de size oldukça yardımcı olabilir. Keltec P50 yarı otomatik tabanca bu yıl Ocak ayında piyasaya sürüldü. Karabina, hafif makineli tüfek veya drone tüfeğine dönüştürülebilir. Tetik hariç, tüm parçalar üst receiver'a yerleştirilmiştir. Bu nedenle uzaktan atış için kolayca uyarlanabilir. Alt receiver bir Picatinny Rye ve silahın hızlı bir şekilde katlanır bir dipçik ve dikey bir kundak ile tamamlanabilmesi sayesinde özel yuvalarla donatıldı. Kullanılan fişek kalibresi 5.7'nin 28 mm'dir ve aynı kalibredeki rakipleriyle kıyaslandığında Keltec P50 standart 20 yerine 50 fişeklik etkileyici bir şarjöre sahip. Uzmanlara göre bu silah evde öz savunma ve kuş avı için idealdir. Rheinmetall Natter 762. Ağustos ayı ortalarında Alman Rheinmetall şirketi yeni uzaktan kumandalı silah modülünü tanıttı. Natter 762. Natter 762 savunma aracı olarak hizmet eder ve tekerlekli veya paletli araç üzerine monte edilebilir. Kontrol ve hedef belirleme, silahın içindeki kameradan gelen görüntüleri gösteren ek bir monitör ile kokpitten gerçekleştirilir. Natter 762'nin ayırt edici bir özelliği, farklı kitleri entegre ederek kalibreyi değiştirmenize olanak tanıyan modüler tasarımıdır. 5.56'nın 45 mm ile 7.62'nin 51 mm arasında değişebilir. Aracın aerodinamik performans üzerindeki etkisi minimumdur. Benzersiz karbon bazlı sabitleme ünitesi ağırlığı ve titreşimi önemli ölçüde azaltır. Tüm hava koşullarına uygun Flex Eye sensör sistemi ise ek bir avantajıdır. Hedefler kullanım sırasında ekranda görüntülenir. Manuel ve otomatik hedef takibi de mevcuttur. Natter 762 kullanımı basit kontrol ünitesine ve savaşta operatörün stresi azaltmaya yardımcı olan akıllı bir asistan sistemine sahiptir. XAR Invicta. AR-15 yarı otomatik tüfeklerinin geleneksel tasarımı katlanır dipçik kullanımını imkansız kılar. Ancak Amerikan şirketi F&D Defense bu soruna bir çözüm buldu ve 2017'de XAR Invicta'yı tanıttı. Bu tüfeğin modifiye edilmiş versiyonudur. Silahın katlanır bir namlusu var. Bu tasarım tesadüfen seçilmedi çünkü tüfeğin atış pozisyona getirilmesini hızlandırıyor. Sonuç olarak prosedür 5 saniyeden az sürer. XAR Invicta çok kompakt. Katlandığında standart bir sırt çantasında gizlice taşınabilir. Üreticiye göre sıfır konumu hakkında endişelenmenize de gerek yok. Çünkü tüfek ve receiver arasındaki bağlantı, nişangahın kaymasını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
ve sonuç olarak XAR Invicta 223 kalibrededir ve üretici ayrıca 14.5 ve 16 inç namlulu versiyonlarda sunmaktadır. MP155 Ultima. Bahsedeceğimiz bir sonraki silah Rus şirketi Kalashnikov tarafından üretildi. Ürün bu markanın ilk akıllı silahıdır. Yüksek çözünürlüklü bir video kamera, dijital ekran, kırmızı nokta görüşü ve hatta yerleşik bir bilgisayar ile donatılmıştır. Bu akıllı modifikasyon kombinasyonu, silahın her atışı uzaktan bile etkili bir şekilde izlenmesini ve değerlendirmesini sağlar. Silah tarafından toplanan tüm bilgiler, akıllı telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki bir uygulamaya gerçek zamanlı olarak iletilir. Peki bu ne işe yarar? Acemi atıcılarının eğitiminin etkinliğini artırmak adına mesela. MR155 Ultima ayrıca yepyeni bir atış rekabeti yelpazesini de açıyor. Örneğin dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcılar birbirleriyle rekabet edebilir. Ve elbette bu dijital teknoloji ordu için de oldukça faydalı olacaktır. Çünkü her bir askerin hareketlerini ayarlamalarına izin verecek. Teknik özelliklerine göre MP155 Ultima 6 fişek şarjörlü 12 mm'lik bir tüfek. Songar Armatron. Askeri dronlar ordulara ciddi bir taktik avantaj sağlıyor. Türk şirketi Asus Guard'ın uzmanları ürünü niteliksel olarak yeni bir seviyeye çıkarmayı başardı. Nispeten güvenli yerdeyken ateş etmenizi sağlayan bir savaş aracı ürettiler. 5.56'nın 45 mm mermi atan bir saldırı tüfeği ile donatılmıştır. Ateş ederken silahın geri tepmesi stabilizasyon sistemi tarafından sönümlenir. O kadar ki drone havada neredeyse hareketsiz bir şekilde süzülüyor. Rakiplerine göre hedefleri daha isabetli vurmasını sağlayan da bu sistemdir. Silahlı drone 10 km kadar kontrol menziline sahiptir. Çıkabileceği maksimum yükseklik 300 metredir. Çoklu kameralı ve 10x büyütmeli sistem, operatöre durumsal farkındalık sağlar ve günün herhangi bir saatinde ve her türlü hava koşulunda muharebe operasyonlarına izin verir. Tam donanımlı bir drone'un ağırlığı nispeten hafiftir. Sadece 24 kilogramdır. Bu da taşınmasını ve kullanımını kolaylaştırır. Upscore. Bu kask en gelişmiş karbon fiber, tek yönlü polietilen ve dokuma aramidin hibrit bir birleşiminden yapılmış ultra yüksek balistik gövdeye sahip. Kaskın yüksek performans evrimi, fast kafa aksesuarı ile uyumluluğu korurken ağırlıkta %8 azalma gösteriyor. Ultra yüksek gövde geometrisi, kritik kapsama alanını destek elemanının müdahalesi olmadan arka occipital loba kadar genişletir. Ve artan stabilite, entegrasyon, denge ve konfor için ağırlık dağılımını optimize eder. Kulak kesme geometrisi FastXP High Cut gövde şeklinden 16 mm daha yüksektir. Ve daha büyük kulaklık tarzı iletişim cihazları için boşluk sağlar. Ürün diğer kasklara kıyasla %30 ağırlık azalması ile daha düşük bir profile sahiptir. Takılma ve parazit riskini azaltan hafif bir bungee modüler örtü içerir. Kalıplanmış astar, kulaklıkların kullanıcıya müdahale etmeden veya rahatsızlık duymadan başüstü iletişim kurmasına ve başlığı çıkarmadan kaskı çıkarma ve takma becerisine izin veren patentli bir girinti oluğa sahiptir. Kaskın tabanı, darbelere karşı daha fazla koruma sağlamak için genişletilmiş polipropilen ile kaplanırken, kalıplanmış havalandırma delikleri artan hava akışına izin vermek ve ısı stresini azaltmak için kabuğa entegre edilmiştir.